Arkadaşlar, geride kalan çıkmayan arkadaşlar var. Bayanlar. Ya kızım sen de. Sen de gel. Sen de sokaktan aldığınız, sahaya getirdiğiniz, salona getirdiğiniz her çocuk bizim uyuşturucudan, madde bağımlılığından, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığımız çocuklar. Biz ailelere tekrar sesleniyoruz, tekrar söylüyoruz. Çocuklarınızı alıp spor tesislerimize getirin. Salonlara getirin, sahalara getirin, havuzlara getirin. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutun. Düşünün, sporcu kardeşlerim, çevrenizde, aileniz tarafından, çevrenizde olan bir yorumda karşılaştığınız tabloyu bir hesap edin. Bir de çevrenizde uyuşturucu kullanan bir genci düşünün. Ailesinde olan ilişkisi düşünün. Uyuşturucu kullanan çocuk, annesinden, babasından veya abisinden para almak için onlara yeri geldiği zaman şiddet uygulayabiliyor. Çevresine şiddet uygulayabiliyor. Ve ne yapıyor? Herkesi huzursuz ediyor. Ama spor yapan bir çocuk, hem evinde huzur var, ailesi mutlu, çevresi mutlu, ona saygı duyuyorlar, seviyorlar ve toplumsal olarak bir değer katıyor. Başka ne yapıyor? Sosyal bir görev yapıyor. Diğer gençlere, diğer çocuklara örnek oluyor. Ben sizleri tebrik ediyorum, sporcu kardeşlerimiz. Başarılarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Spor bir yaşam tarzı. Sporun içerisinde olmak, ben de çok mutluyum. Hayatım boyunca ben hep mutlu oldum. Sporla beraber pek çok şeyi aştık. Bugün deseniz ki şu dünya şampiyonasını Konya'da yapalım, rahatlıkla yaparız. Avrupa şampiyonası yapalım desek, rahatlıkla yaparız. Tesislerimizde bunu yaparız. Ben özellikle de dün akşam Konya taraftarına teşekkür ediyorum. Güzel bir maç sonrası 4-0 kazanarak, Letonya maçını kazanarak Amili futbol takımımız 2024 Almanya'da yapılacak olan Avrupa şampiyonasına gitmeye garantiledi. Hak kazandı. Tebrik ediyoruz. Amili futbol takımımızı da tebrik ediyoruz. Konya seyircisini de tebrik ediyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz. Takımımızı desteklediler. Konya bize uğur geliyor.